Kıymetli dostlarım, tüm dünya adaletsizlik, mülteci krizi, terörizm ve merhamet yoksunluğu gibi küresel siyasetin açmazlarıyla boğuşuyor. Dünyada sınırlar yeniden çiziliyor. Siviller öldürülüyor, çocuklar katlediliyor. Milyonlarca insan ise yurdunu, vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Sizler de çok iyi görüyorsunuz. Güçlü ülkelerin liderleri bu krizlerde yaya kalıyor veya bu krizin bir parçası haline geliyorlar. Tüm bunlar yaşanırken ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insanlığın vicdanı oluyor. Böyle bir zamanda merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor diyerek tüm dünyaya haykırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bir lider düşünün dostlarım. Dünya devi ülkeler bu bozuk düzene sessiz kalırken dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür diye haykıran bir cumhurbaşkanımız var. Yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seren bir devlet başkanımız var. Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in sözlerine tepki göstererek suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyen bir liderimiz var. Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken barış masası kurabilecek tek aktör olarak Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti var. Dostlarım, bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında millete adanan ömür var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.